Cümleten selamun aleyküm. Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Artık yine ait olduğum yerdeyim. Ee, görüntü kalitesi daha da iyi olacak inşallah. Şimdilik böyle idare edin. Ne bileyim kanalımızın abone sayısı falan 23.300, inşallah 230.000 falan olsa yeni bilgisayar falan alırız o zamana. O zamana paramız olur. O yüzden şimdilik de bununla idare edin. Teşekkürlerimi sunuyorum. Çağırma kulak asıp beni ciddiye alıp Fenerbahçelilik ruhu göstererek kanala abone olduğunuz için arkadaşlar ben de sizlere unutulmaz bir video çekmek istiyorum. İlk olarak İsmail Kartal kalacakmış gibi çalışıyor haberiyle başlayalım. Biliyorsunuz Ali Koç Jorge Jesus'u takımın başına getirmek için yoğun mesai harcıyor. Ki şimdi ee, çok güzel bir kapak resmiyle bu videoyu duyuracağım inşallah. <laughs> Ama İsmail Kartal görevinin başında kalacakmış gibi çalışmalarını sürdürüyor. Ve bitime 3 hafta kala Konya Sporla puan farkını 4'e yükseltti. Ve lig ikinciliği yolunda büyük bir adım attı. Ve Fenerbahçe'de şimdi herkese merak ettiği tek bir soru var. Yeni sezonda İsmail Kartal devam edecek mi, etmeyecek mi? Ya da yabancı bir hocanın altında çalışacak mı, çalışmayacak mı? Kulüpte farklı bir görev alacak mı, almayacak mı? Aslında Hepsi bir soru. Yani İsmail Kartal devam edecek mi etmeyecek mi? Diğerleri alt dalları. Şimdi Ali Koç son haftalardaki müthiş başarıya rağmen yani yabancı hoca konusunda geri adım atmıyor. bence doğru olanı da yapıyor. Şimdi A'dan Z'ye bir planlama var. Bana Tina haberine göre İsmail Kartal hakkında verilecek kararı bekliyor. Ancak boşta durmuyor. 60 yaşındaki teknik adam sanki görevde kalacakmış gibi. Hazırlıklarını yapmaya devam ediyor. Zaten kalsa da gitse de takımdaki oyuncularla ilgili detaylı bir rapor hazırlayıp yönetime sunacak. Zaten bunu yapmak zorunda yapacaktı da. <laughs> İsmail Kartal'ın kalması halinde planlarıyla ilgili de yönetime bir sunum yapmak istediği kaydedildi. Buna göre ilk olarak sezon öncesi hazırlıklarına ilgili düşünceyi paylaşmayı planlayan Kartal'ın sunumundaki ana konu ise şampiyonluk için hangi bölgelere ne tarz oyuncuların transfer edilmesi olacağı kaydedildi. Diğer yandan eldeki isimlerden hangileriyle yolların ayrılması gerektiğine ilgili de düşüncelerini yönetime sunacak diyor. Altyapıya önem veriyor. Başlığı var. 60 yaşındaki teknik adam altyapıya da büyük önem veriyor. Türk futbol ekonomisinin içinde bulunduğu kriz takımların öz kaynağı yönelmesini adeta zorunlu hale getiriyor mecburen. Mike Kartan'ın sunumunda Yeni sezonda U19 takımından A takıma monte etmeyi planladığı oyuncularla ilgili de bilgiler var diyor arkadaşlar. Yani bunları yapıp yönetimden haber bekleyecek diyor ama İsmail Kartal'ın biz hani Fenerbahçe e, taraftarı takdir ediyoruz. Ama hani benim hep verdiğim bir örnek var. Peugeot 3008, Peugeot 307 örneği. Yani kimse de alınganlık göstermesin. Ben bunu söylüyorum. Ee, yani İsmail Kartal'a saygımız sonsuz ama İsmail Kartal'a ilişkin düşüncemiz, görüşümüz çok farklı. Burada bir intro girmem lazım. Şimdi bu introyu bilenler bilirler ki bu kısımda transfer konuşacağız. Fenerbahçe Beko yeni koçunu buldu. Dimitris Itoidis. Hocam o ne köpek ismi gibi falan demeyin. Adamın adı bu. Fenerbahçe Beko. Sasha Georgievich ile Euroleague'de geçirilen başarısız sezonun ardından. Yani Euroleague'de geçirilen başarılı sezonlarından Dimitris Itoidis ile el sıkıştı. Resmi açıklama sezon bittikten sonra yapılacak. Fenerbahçe Beko'nun gelecek sezon için Yunan koç ile anlaşmaya vardı ve sezon biter bitmez anlaşmanın duyurulacağı iddia edildi. Sport 24'ten Yunan gazeteci Spiros Kavalieratos'un haberine göre kurduğu üst düzey kadroya rağmen Türk Hava Yolları Euroleague'de playoff dahi yapamayan Fenerbahçe Beko Aziz Allah'ın Sezon biter bitmez Giorgiewicz de, de yolunu ayıracak ve sözleşmesindeki madde gereği Giorgiewicz'e tazminat ödemeyecek olan Fenerbahçe son maçın ardından Itoidis ile sözleşme imzalayacağını açıklayacak. Ya da imzalandığını açıklayacak. Mutlulukla kabul ediliyor. CSK Moskova ile bir yıl daha sözleşmesi olan ancak Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş nedeniyle oluşan özel durum nedeniyle ayrılacak olan Itoidis de Fenerbahçe'den gelen teklifi mutlulukla kabul etti. Itoidis'in Fenerbahçe Beko'da geniş yetkilere sahip olacağı da vurgulandı. Şimdi ben basketboldan çok anlamam ama anladığım bir şey var. Fenerbahçe Beko hani futbolda Real Madrid Barcelona falan neyse basketbolda da o. Yani gerek koçlar açısından gerek oyuncular açısından hani atıyorum X futbolcuyu Real Madrid istedi. Ne der? Bu beni Real Madrid istiyor. Seve seve giderim. Y futbolcusunu işte Manchester City istedi. Ne der? Değil mi? Seve seve gideyim der. Yani seve seve gitmek ister. Bu da durum. <laughs> böyle arkadaşlar. Ee, Koç da böylemiş. Peki Itoidis kimdir? 1990'da antrenörlük kariyerine başlayan 51 yaşındaki Itoidis. 1999'da Panathinaikos'ta Zeyko Obradovic'in asistanlığı görevine geldi. Orada bilginiz olsun, <laughs> bana söylenilen basketbolla ilgili verilen bilgi, Ali Koç Obradoviçi getirmeye çalışıyor ya da o ayarda bir isim getirmeye çalışıyor. Hani herkes basketbolda şu diğer amatör branşlarda küçülmeye gidilecek dese de tam aksine her branşta şampiyonluk hedefleyen bir Ali Koç var deniliyordu. Yani bu da onu gösteriyor gibi. Ben çok bilmiyorum ismi ama. Detaylı bilgileri topladığım zaman birazdan da anlatacağım. O bilgileri topladığım zaman e, her şey sizde de yeşerecek. Sizde de e, sizin de bilgiler taze kalacak arkadaşlar. Yani 51 yaşında diyor. Ben şaşırdım nasıl 51 yaşında diye. Böyle 51 yaşında adam mı olur ya? Baktığın zaman 51 gibi hiç durmuyor. Yani buğradan genç duruyor. Yoksa buğra mı 51 yaşında? Neyse o asistanlığı görevine gelmiş. 13 sene bu görevde kalmış. Avrupa'nın en dominant takımı haline gelen Panathinaikos'un mimarlarından biri olmuş. Obradovic'in Panathinaikos'tan ayrılması sonrası Bambit ile baş dönen Itoyidis. bir sezonlardan CSKA Moskova'ya geçmiş ve CSKA ile birlikte 2 Euroleague şampiyonluğu, 6 Rusya Ligi, 6 VTB Ligi şampiyonluğu elde etmiş. 2 kez Euroleague yılın koçu ödülünün sahibi olmuş. Yunan baş antrenör Obradovic'in asistanı olarak ise 5 kez Euroleague, 11 kez Yunan Ligi şampiyonluğu yaşamış. Şampiyonlar Ligi gibi bir kariyer bitti mi? Şimdi sözleşmenin 3 yıl olacağı iddiaları var. CSKA Moskova önümüzdeki sezon Euroleague'de yer almazsa ki almayacak muhtemelen çünkü UEFA Rus takımlarını Avrupa'dan men etti önümüzdeki sene. Muhtemelen Euroleague'de CSKA'yı men edecek. Yani transfer resmiyet kazanacak diyor. Ayrıca Euro Lig'de en az 100 maç yönetmiş koçlar arasında en iyi galibiyet, galibiyet yüzdesine sahip olan isimler listesinde Itoidis %76.4 ile zirvede. Messina 71.3 Pablo Lasso 69.7 Obradovic 68.9 Xavi Pascual 68.2 ki bu Çavi Pascual ismini de biliyorum. Bizimkiler bu isimle de görüştü. Yani ben basketboldan çok anlamıyorum ama bu e, isim, bu, bunun şeyi geldi. Görüşme duyumu geldi bana biliyorum. Duda İvkoviç 66.3 Gerson 64.5 Lan adam ölmüş mü ölmüş olur Çavi Pascual de sonra derler ölmüş adamın duyumu geldi. <laughs> Yok. Eminim bu, bu duyum geldi bana. Yani e, Itoidis gelmedi. Medyadan okuyorum ama bu isim geldiydi bana. Şimdi Euroleague'de 100 maç yönetmiş koçlar arasında en iyi galibiyet yüzdesi. Fenerbahçe'de 76.4 galibiyet yüzdesi. Daha fazla olur inşallah. Daha da artar. Onu da söyleyeyim. Şimdi başka bir konuya geçiyorum. At artık imzayı Jorge Jesus diyor haber. Ben de tam aksine Fenerbahçe'ye hoş geldin Jorge Jesus desem ayıp etmiş olur muyum? Bence olmam. Niye olacağım arkadaş? Benim de kendimce bir bildiğim bir şey vardır herhalde. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç süreci fazla uzatmadan Jorge Jesus'ta sözleşme uzat şey, sözleşme imzalamayı umuyor. Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği yeni teknik direktör konusunda bu hafta önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Hoca araçlarında artık sona gelinirken Joachim Löw ve Jorge Jesus isimleri ön plana çıkmıştı. Başkan Ali Koç da geçtiğimiz günlerde Jesus'la buluştu, ilk görüşmeyi yaptı fakat Portekizli çalıştırıcı ve ekibinin 10 milyon euro tutan yıllık maliyeti koçu düşündüren tek unsur. Brezilya'da ailesiyle birlikte Rio Karnavalı'na giden Jesus için herkes beklemeye geçti. Portekizli hocanın tatil bitiminde son kararını bildireceği kaydedildi. Şimdi ben bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Jesus niye tatile gitti? Hani madem Fenerbahçe ile görüşüyor direkt imzalasın şöyle böyle diye. Siz Fenerbahçe'nin fikstürünü biliyor musunuz? Yani önümüzdeki maç trafiğinden haberiniz var mı? Gerçekten bak. Tam mı söylüyorum? Haberiniz var mı? Fenerbahçe'nin maç trafiğinden, fikstüründen haberiniz var mı? Yok nasılymış ki? Arkadaşlar Fenerbahçe ligi ikinci bitirirse yani en iyi ihtimal ikinci bitirmesi. İkinci bitirirse Fenerbahçe ligi ikinci bitirirse olacak olan şey şu. Haziran'ın hemen başında toplanmamız lazım. İsterse üçüncü bitirsin, isterse 7. bitirsin. Zaten takımlar hemen hemen Haziran'da toplanmıyor mu? Yani Haziran'da toplanıp Temmuz'da kampa girmiyor mu? Genelde Fenerbahçe'miz işte Haziran'ın ortasında falan toplanır. Sonra gider kampa girer. Ee, o topuk yaylası falan filan intermilen. Şimdi yani şimdi baktığınız zaman Fenerbahçe'de ee... 1 Haziran hemen hemen toplanma tarihi gibi bir durum söz konusu olacak. 1 Haziran. Ve bu toplanmadan dolayı hani mesela Jesus şey demiş olabilirim ya arkadaş nasıl olsa yoğun bir tempoya gireceğiz bari bırakın beni de. Ben bir gideyim hanımı çocukları bir alayım. Ne bileyim Brezilya'daki camileri falan gezeyim. Cuma namazlarını falan orada eda edeyim. Ter son teravihleri orada kılayım. Bayramı orada geçireyim demiş olamaz mı? Olamaz. Jesus Hristiyan hocam. Zaten Hristiyanlıkta Jesus ismi Hz. İsa'yı temsil ediyor. Sen bilmiyor musun? Öğrenmiş olduk. Yönetimi uzatmak istemiyor. Bak Fenerbahçe'de bir yandan Beştaş derbisi bekleniyor. Pazar günü zorlu karşılaşma öncesi başkan koç takımın ve İsmail Kartal'ın motivasyonunu bozmak istemiyor demiş. Ve o aslında tam tersine bozulabilir. Düşünsene Jesus gelecek. O futbolcular son 3 maça nasıl bir motivasyonla çıkacaklar? O kadroda olmak için belki de neler yapacaklar? Değil mi? Şimdi teknik direktör konusunda tek yetkili Ali Koç. Ve e, herkes takımın 15-20 Haziran gibi yeni sezon hazırlıklarına başlayacağını varsayıyor ama ben bu sürenin daha da önce çek, öne çekileceğini hatta belki Haziran'ın ilk haftası takım toplanmaya yavaş yavaş başlayacak diye düşünüyorum. Ya da en azından genç futbolcular önce başlayıp sonradan takımın asları katılır diye bekliyorum. Yani dediğim gibi durum bu ve Şampiyonlar Ligi eleme fikstürüne göre çalışmalarını bu şekilde yapacak gibi geliyor. Tabi bir de Ukrayna takımları da eğer alınmazsa Fenerbahçe bir tur daha öteleyip bunu 15-20 Haziran'a çekebilir. Çünkü şu an 3 tane eleme turu var. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorsak ve gazetenin birinde Jesus'un maliyeti belli oldu diyor. İsmail Kartal ile son 11 maçta 10 galibiyet alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni sezonda teknik direktörle dünya çapında bir ismi getirmek isteyen Ali Koç Jesus'ta görüştü. Kendisinden süre istenilmişti ve Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu diyor. Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde Portekiz'de tecrübeli hocayla buluştu. 67 yaşındaki hoca düşünmek için süre istedi. Bayram sonrası yine Portekiz'e giderek Jesus ve ekibiyle masaya oturacağı öğrenildi Ali Koç'un diyor. Bu toplantıda tecrübeli hoca son kararı iletecek kalabalık teknik heyette çalışan Jesus'un yıllık maliyeti 10 milyon euroyu buluyor. 3 yıllık anlaşma istiyor. Ve Fenerbahçe taraftarı da harekete geçti. Evet İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulunuyorlar, saygı gösterisinde bulunuyorlar. Ama bir taraftan da özellikle dün Twitter'da Jesus Fenerbahçe'ye hashtagleri açıldı. Ve sosyal medyada Portekiz Hoca için kampanya başlatıldı ve Twitter'da üst sıralarda yer aldı bu etiket. Ben şunu söyleyeyim. Bakayım aksi bir duyum geldi mi? Aksi bir duyum sanırım gelmedi. Ali Koç, Selahattin Baki ve Can Gebetaş. Yani Ali Koç, Selahattin Baki ve Can Gebetaş. Bugün... Ee... Yani bugün ya da yarın Portekiz'e gidecekler ama bugün gidecekler. Yarın Ali Koç'un burada olması lazım çünkü önemli bir açıklama var. Yani çok çok önemli bir açıklama var yarın. Ee, çok önemli bir açıklama var, öyle söyleyeyim. Yarın bakın <laughs> kusura bakmayın Ali Koç. Selahattin Baki ve Can Gebetaş. Üçü birden gidiyorlar ve görüşecekler. Hocam Selahattin Baki'yi anladım. Ali Koç canından ayırmıyor. Ki Selahattin Baki'nin de bir yere gidip de iş bitirmişliği de yok da. Demek ki o olay tamamen çözüldü ki Ali Koç götürüyor. Hissi uyandı bende. Can Gebetaş. Yani kurumsal iletişim sorumlusu. Kurumsal iletişim sorumlusu. Hocam şey olabilir mi? Şimdi Ali Koç gidiyor. Selahattin Maki gidiyor. Cesus gidiyor. Can Gebe Taş hani bunların fotoğrafını çekip resmi siteye atıp da hadi bunu paylaşın diyecek olabilir mi? Yani şey de olabilir. Ali Koç'un valizlerini falan taşıması için. E, ne bileyim işte masaya servis mi yapılacak? Can. Başkanım reklam vardı ama. E, rekl önce reklamı yeseniz sonra. Valla. Hani çok. İyimser bir şekilde bakıyorum. Çok çok iyimser bir şekilde bakıyorum. Bence bu iş bitti. Üçü birden gidiyorsa bence bu iş bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten hayırlı uğurlu olsun. Bence bu iş bitti. Gerçekten bak. Şimdi ee, gerçekten ama gerçekten çok ilginç bir olay var. Ben hani gelen duyumları bir araya getiriyorum. Sosyal medyadaki duyumları bir araya getiriyorum. Oluşan haberleri bir araya getiriyorum. Jesus'un maliyetinin 10 milyon Euro'dan 5 milyon Euro'ya çekildiği zaman zaten imza atılacağı bilgisini çok önceden vermiştim. Son görüşmede 10 milyon Euro değil de 7 milyon Euro konuşulmasını da ele alıyorum. Bu arada bilginiz olsun. Jesus'un maliyeti 7 milyon Euro artı İsmail Kartal şeklinde onu iki de bir de İsmail Kartal'ı vurgulamak istemiyorum. 12 TL'ye bazında olacağı için eğer 5 milyon Euro'ya Jesus ve ekibi okey dediyse Ali Koç ve ekibi de buradan Portekiz'e gidip sözleşmeyi imzalayıp gelebilirler. Hocam bizimkiler niye gidiyor da Jesus gelmiyor? Değil mi? Bizimkiler niye gidiyor da Jesus gelmiyor? Öyle yapılsın. O gelsin. Peki size bir sorun var. Jorge Jesus İstanbul'a geldi. Uçakla, trenden, helikopterle Denizaltıyla, füzeyle, F-16 ile işte uçak giderken paraşütle indirdi. Sizce bu o anda iner inmez sosyal medyada trend topik olmaz mı? Yani özellikle sosyal medyada o anda en çok konuşulan konu olmaz mı? Bir. İkincisi bizim başkanımızın ne kadar fair play'ci bir başkan olduğunu bilmiyor musunuz? Trabzonspor'un şampiyonluğuna gölge düşürecek bu hareketi yapar mı? Bizim başkanımız fair play ruhunu hareket eden bir başkanımız. Yani bütün camialara sevgi saygı duyuyor. Bütün camiaların şampiyonluğu için elinden geleni yapıyor. Bakınız Galatasaray. Bakınız Trabzonspor. Bakınız Beşiktaş. Bakınız Başakşehir. Hani seneye de e, artık yeter. Hepiniz bir tur bindiniz Bir sıra bizde mantığında hareket ediyorsa zaten Jesus yine hayırlı uğurlu olsun. Değil mi? Şimdi ilk yıl 3 puanla şampiyonluğu kaçıran sadece 3 puanla şampiyonluğu kaçıran takımı dağıttı Ali Koç. İlk yıl. Bak ilk yıl 3 puanla takım şampiyonluğu kaçırmış yani geldiğinde. O takım dağıtıldı. Şimdi herkesin aklında aynı soru var. O takıma 3-5 tane takviye yapılsaydı Aykut kocaman devam etseydi ne olurdu diye. Ben cevap veremem. İkinci yıl ya stoper diye zanka getirildi. Rami getirildi. Diego Reyes falan getirildi bu takıma ya. Ve yine şampiyonluk gitti. Hani ilk yıl koku falan getirilmesi. Hani Hollanda'dan gelen kim başarılı oldu ki? Ama yine o neyse. Biz en baba noktalara deniyoruz. Üçüncü yıl e, Vedat Muriçi satıldı. Tamam dedik Vedat'tan daha iyiler gelecek. Sanki şampiyonluk satıldı. Vedat gitti daha da kötüleri geldi. E, dördüncü yıl Emre ile çok güzel ivme yakalandı. Emre gönderildi. Vitor Pereira getirildi. Takım kazımda 14 puan fark yedi falan. Ama hocam senenin başında Trabzon'un şampiyon olacağı belli. O zaman yine Emre ile devam etseydi. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Bakın sala anlatır gibi anlatıyorum. Bazı arkadaşlarımız anlasın diye. Hani hepinizi kastetmiyorum yanlış anlamayın ama. Eğer sezonun başında ki yaygın inanışa göre bu doğru gibi geliyor. Sezonun başında arkadaş bu sene Trabzon'un şampiyon yapacağız. Lamıcım yok. Kimse de çıkıp hakem hakem şu bu demesin başka yere top atmasın. Denildiyse bile ben olsam Emre ile devam ederdim. Al sana bir yıllık tecrübe. Bir yıllık tecrübe. 38 lig maç points. Biz 4 tane mi eleme oynadık? Bir Helsinki ile oynadık. Başka oynadık mı ya? Başka oynamadık diye hatırlıyorum da. 38. 2 tane o maç. 40. 6 tane grup maçı 46. E, Türkiye Kupası'nda 4-5 tane maça çıksan, 5 tane maça çıksan 51 tane maç. Al sana 51 maçlık tecrübe. Yani Emre çok iyi teknik direktör, çok iyi teknik direktör. Ha deseniz ki hocam bir sonraki seneye yapılanma. Ya yapılanma en kolayı. Hocam Trabzon'un şampiyon olacağı zaten belli. Ali Koç da kendisini şampiyon yapmayacak bir teknik direktör getirme peşindeydi. Ya yine Emre'yi getireydi. İlk hakem katliamında Emre zaten dinlenimandan çıkardı. Orada bir kırmızı yerdi. 5-10 maç ceza alırdı. Takım o süreçte işte zaten geri giderdi. Yani Fenerbahçe'yi yarışın dışına itmek çok kolay. Yani çok kolay. Anlatabiliyor muyum? Ben e, düşünüyorum. Bu da ondan dolayı değil. Yani bu da ondan dolayı değil. Ama dediği gibi yani ilk yıl 3 puanla şampiyonluğu kaçıran takımın dağıtılması, ikinci yıl stoperlerin rezaleti, Ersun Yanal'a yapılan haksızlıklar, o transfer isterken yapılmaması, sonra o gidince 15 kişinin birden alınması, stajyer ol bultan. Hani paraların bazı kısmının çarçur edilmesi, Rogon'la şu bu falan filan. En son Vitor Pereira'nın getirilmesi, sonra yollarına ayrılması. Bu sezonda bakın yaygın inanış şu. İsmail Kartal'a devam ederse Ali Koç'u Hiçbir Fenerbahçe taraftarı desteklemez. Bak Ali İsmail Kartal'a devam edersen. Niye biliyor musunuz? Çünkü İsmail Kartal'ı rakiplerin alt etmesi çok kolay. Çok kolay. Yani ee, çok kolay. Gerçekten çok kolay. Arkadaşlar İsmail Kartal kolay bir lokma. Bak helal yoldan işini yapan insanları sindirmek çok kolay haramzadeleri ya da böyle şeyli te, te şeyli bir böyle güçlü insanları yolundan çevirmek çok zor. Bize güçlü insan lazım. Bize lobisi olan adam lazım. Mesela İsrail'li bir teknik direktör olsun. Desin ki İsrail Cumhurbaşkanı benim arkamda ya da Amerikalı bir teknik direktör olsun. Bütün Amerikan lobisi benim arkamda. Hemen getirin. Anca Fenerbahçe öyle şampiyon olur. Başka türlü zor. İsmail Kartal'ı yerler. Yani uzun lafın kısası. Ali Koç'un şu anda yapması gereken bir hamle var. Jorge Jesus'u getirecek futbolun başına, Itoides'i getirecek basketbolun başına ve diyecek ki full artı full yetkiler sizin. Ne yapıyorsanız yapın karışmıyorum. Hatta ben bunu ankete de sundum. Ali Koç futbolun başına Jorge Jesus basketbolun başına Itoides'i getirse bu iş tamamdır der misiniz? Ya da kısacası Ali Koç bunları getirip işine karışmaz ve dediklerini yaparsa iki kulvarda başarılar gelir mi diye... Evet oyu %94'lerde yani herkesin de Fenerbahçeli olmadığını düşünmek lazım. Yine aynı şekilde Obradoviç ile Jesus arasında bir seçim yapacak olsa. Sadece biri gelecek olsa hangisini getirir dedim. %79.6 Jesus derken %20.4 de Obradoviç diyor. Fenerbahçe taraftarı başkanına kırgın. Biraz da kırg kızgın. Biraz da küskün. Yani küskün. Çünkü Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'u seçerken Koç soyadı taşıdığı için seçti. Ulan hakkımızı kimseye yedirmez. Bizi ite köpeğe madara etmez. Bizi rezil etmez. Bizi ortada bırakmaz. Hani parayı basar şunu alır. Parayı basar bunu alır diye getirdi. Hiçbirimiz aa soyadı Koç'muş. Ne kadar da akılda kalıcı bir kelime diye getirmez. Getirmedi de zaten. Sonuç. Sonuç olarak da bu. Bakın benim 18 Nisan'da yazmış olduğum bir şey var. Tweet var. Daha doğrusu float var. Sabri Çelik yeni VYK başkanı olduğu ekipte birkaç kişi eksik diyerek başladım. İşte 8'de kapanır 18'de diye. Ali Koç'a son olarak da Ali Koç İsmail Kartal bu düzenle asla başa çıkamaz. Löv de pısırık kalır. Jesus'u getirirsen en azından senin diyemeyeceklerini çıkar. Çatır çatır söyler. Dünyada da yankı uyandırır onun sözleri. Minik bir tavsiye olsun demiştim 18 Nisan'da. Anlatabiliyor muyum? Bakın 2010-2011 sezonu Yargıtay kararında kesinleşmiş bir kumpasla şike iftirası atılmak istenmiş bir sezondur. Şampiyonu Fenerbahçe'dir. İsteyen kendini şampiyon ilan etsin, isteyen teneke çıkarsın, leğen çıkarsın falan. Ama asıl 2021-2022 sezonu vicdanlarda şikeli sezon olarak tanımlanacak. Hiç kimse ya o kadar M MHK Başkanı istifa, TFF Başkanı istifa, 15 hakem kovuldu. Tarihte ilk defa oldu bu sezon temizdir diyemeyecek. Diyemeyecek. Yani o yüzden sen getirirsin Jesus'u senin diyemediğine çıkar basın toplantısında söyler. Söylemek de zorunda. Löv konusunda da dedim. Jesus konusunda da dedim. imzayı görene kadar hiçbir şekilde inanmıyorum. Yani ben hiçbir şekilde inanmıyorum. imzayı görene kadar. Ama duyumlar diyor ki rahat ol herkese söyle ee, hani herkese söyle rahat ol hayırlı olsun şöyle böyle sus bizde diyorlar hayırlı olsun videosunu çek diyorlar bir elsa olmadı etmedi ama bu sefer yap diyorlar ya ben diyorum ki bak belki de ben paylaştım diyor oluyor ne alakası var lan diyorlar yani ne alakası var dedikleri zaman da bir şey diyesi gelmiyor insanın yani senin paylaşmanla mı gelmeyecek? Kimse kardeşim falan benim paylaşmamla gelmeyecekse benim paylaşmamla daha gelecek hali herhalde yoktur. O yüzden Jorge Jesus Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Eğer Ali Koç, Can Taş, Selahattin Baki Portekizlere gidiyorsa dediğim gibi bu bunlar bunun için gidiyordur. Açıklamada Beşiktaş maçından sonra bekleniliyor. Ben de Beşiktaş maçından sonra bekliyorum açıklamayı. Ama İşin doğrusu, işin mantıklısı, işin düzgünü olması gerekeni, işin olması gerekeni sezon sonundadır. Ne olursa olsun ki bana gelen duyumlarda sezon sonunda açıklanacak şekilde hani Beşiktaş maçında Allah göstermesin kötü bir sonuç olursa belki unutturmak açısından yapılabilir. Önemli olan yarınki konuşma, yarın perşembe günü yani Ali Koç'un konuşmalarını çok merak ediyorum. O ne olacak diye. Ama asıl olan bu ben diyorum Jesus eğer Fenerbahçe'ye geldiyse bizim duyumlar doğruysa hayırlı uğurlu olsun. Hoş gelmiştir. Safalar getirmiştir. İnşallah şampiyonluklardan şampiyonluklara, kupalardan kupalara gideceğimiz bir sezon başlangıcı olur ve bu sezondan itibaren gerçekten de futbolun rengi sarı lacivert olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Aşağıdan abone olabilirsiniz. Şuradan bir yerden şuradan bir yerden de videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.